Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, öncelikle konu başlıklarına bir bakalım. Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcunda sizin için de çok önemli olan bir yeni ay doğuyor. Mars ve Merkür ayın ilk yarısındaki gerilemesini sürdürecek. İkinci yarıdan itibaren artık retrolar bitiyor, ileri harekete dönecekler. Evet, bakalım detaylarda neler var. Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak. 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay doğmuştu. Dolayısıyla Ocak ayının ilk yarısı bu yeni ay tesirleriyle aslında günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, çalışma koşullarınız, genel sağlığınızla ilgili konulara daha fazla mercek tutuyor ve buralardaki çabalarınız olabilir, girişimleriniz olabilir, mücadeleleriniz olabilir. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nun 16 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay Oğlak yeni ayında başlamış bazı konuları netleştirebilir, aydınlatabilir. Bununla beraber geçtiğimiz yıl Haziran-Temmuz ayında başlamış olan bazı konular da tamamlanabilir bu dolunayla beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Yengeç, Oğlak, Koç ya da Terazi burçlarının 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için daha önemli olacaktır. 12. ev dolunayı olduğu için bilinçaltınızda da çok sizi etkileyebilecek bazı farkındalıklar olabilir. Ruhsal mesajlar alabilirsiniz. Maneviyatın yoğun olduğu bir dolunay. Sezgilerinizin güçlendiği bir dolunay. Dolunay yakınlarında lütfen iç sesinizi iyi dinleyin. Biraz böyle geri plana çekilip inziva, tefekkür içerisinde olursanız size önemli işaretler getirebilir. Sağlığınızla ilgili bir farkındalık olabilir. Bir tabii ki şifa arayışınız varsa ruhsal, bedensel, zihinsel, bu dolunay bu anlamda sağlıkla ilgili tedaviler, terapiler, arınma, şifa arayışlarını da gündeme getirebilir. Yaşamınızı şöyle bir gözden geçirip sizin için gerekliliği kalmamış konuları da hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklarla ilgili konuları hayatınızdan çıkarmanız mümkün. Burada da önemli bir farkındalık söz konusu olabilir. Bu dolunay döneminde ruhsal çalışmalara, maneviyata, örneğin yardımlaşma temaları öne çıkabilir. Biraz daha böyle başkalarına işte yardım edebilirsiniz. Maddi manevi her anlamda elinizden geldiğince ihtiyar sahipleriyle ilgilenebilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi, ibadet gibi daha ruhsal anlamda sizi destekleyecek faaliyetlere odaklanabilirsiniz. 20 Ocak'a kadar olan süreçte dolunay tesirlerimiz de etkilerini devam ettirecek. Ve Mars İkizler Burcu'nda uzun süredir devam eden yolculuğunu bu ayda sürdürüyor. Ama 12 Ocak'ta artık retrosu tamamlanacak. 8 derece İkizler Burcu'nda ileri harekete dönecek sevgili aslanlar. 11. evinizde yoğun bir tempo var. Özellikle işte arkadaşlarınız olabilir, iş ortamınızda daha çok ekip çalışmaları, işte grup faaliyetleri, bazı eğitim ortamları, organizasyonlar. Bu aralarda Mars enerjisi bunları daha fazla gündeme getirdi. Retro döneminde zaman zaman projelerinizde yavaşlamalar, aksamalar olmuş olabilir. Hatta ekip içerisinde anlaşmazlıklar, belki arkadaşlarınızla ilgili bazı sorunlar da yaşadınız. Sizi daha çok geçmiş ilişkilere, geçmiş bağlantıları da yönlendirmiş olabilir Mars gerilemesi. Ocak ayının ilk yarısı aslında retro gezegen etkileri nedeniyle günlük hayatımız biraz yavaş. Yani daha sakin, daha sağduyulu, sabırlı olmamız lazım. İlerlemeyen koşullar, zorlandığımız alanlarda lütfen sağduyulu olalım, sabırlı olalım. Öyle şartları çok fazla zorlamayalım. Biraz oluruna bırakmak lazım. 12 Ocak'ta Mars artık İkizler Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Aslında Mart sonuna kadar da İkizler Burcu'nda. Yani halen daha önümüzdeki 2 aylık süreç içerisinde sizin bu toplumsal alanlarda daha çok kalabalıklara hitap eden konular olabilir. İşte arkadaşlarla ilgili ilişkileriniz, bir proje üzerinde özellikle ekip çalışmaları alanında daha aktif olmanız mümkün. Burada tabii ki bir eğitimle de ilgili bir konunuz olabilir. 12 Ocak'tan itibaren eğitimle ilgili konularda da yavaşlamış ya da ertelenmiş işleri daha rahat çözüme kavuşturabilirsiniz. Ve Merkür 17 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndaki gerilemesini tamamlayacak. Ay sonuna kadar da Oğlak Burcu'nda olacak. İş temponuz, günlük hayatınızda, rutinlerinizde zaten önemli bir efor sarf ediyorsunuz. Tüm Ocak ayı da bu şekilde devam edecek. Ama 17 Ocak'a kadar Merkür gerilemesi sizi biraz daha yavaşlattı. İş ortamında çalıştığınız kişilerle
İlişkilerinizde sorunlar yaşamış olabilirsiniz veya Ocak ayında bunlar bir süre devam edebilir. İşte kullandığınız iletişim araçları, araç gereçlerde sıkıntılar olmuş olabilir. İşle ilgili eğitimler, seyahatler ertelenebilir. Bazı müşteri ilişkilerinizde sorunlar devam edebilir. 17 Ocak'tan itibaren Merkür'ün düzelmesi ayın son 10 gününde daha verimli olabileceğinizi, en azından buradaki problemleri hızlı bir şekilde çözebileceğinizi gösteriyor. Günlük hayatınız, sağlığınız, bakımlarınız, evcil hayvanlarınızla ilgili planlarınız, bunları da daha rahat ilerletebilirsiniz. Ve 20 Ocak'ta Kova burcuna geçiyor artık Güneş. 21 Ocak'ta 1 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Sizin için de oldukça önemli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bunu 0-5 derece arası alabilirsiniz. Bu yeni ay sizin için gerçekten önemli. İlişkilerinizle ilgili bir başlangıcı işaret ediyor. Bir yeni tanışma olabilir. Hayatınıza girecek bir kişi olabilir. Bir partner adayı olabilir tabii ki, ya da bir işbirliği, bir ortaklıkla ilgili bir gelişme olabilir. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde evlilik kararı alabilirsiniz bu yeni ayda. Evlenebilirsiniz. Bir imza, sözleşme, bir kontrat, bir işbirliği de olabilir tabii ki. Evliyseniz eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili gelişmeler daha belirleyici görünüyor. Onun hayatında bazı yenilikler olabilir, yeni kararlar olabilir. Eşinizle bazı birlikte vereceğiniz kararlar, başlangıçlar söz konusu olabilir. İlişkileriniz, işbirlikleriniz ve bununla beraber genel yaşam düzeniniz, hatta kariyerinizi de etkileyebilecek önemli açılımlar getirebilir sevgili aslanlar. Kova burcundaki yeni ay size. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.